Niçin köprü kitaplar? Edebiyatımızın eski ve yeni kuşakları ile çocuklar ve gençler arasında uzanan bir köprü olacak diye hazırlayacağımız dizi. Köprü adı buradan geliyor. Köprü kitaplar gerçekten gençleri edebiyata götüren bir köprü görevi görüyor. Aslında gençlik insanın çocukluktan yetişkinliğe bir köprü gibi geçtiği bir ara dönem. Köprü kitaplarda aslında böyle bir ara dönemi kuşatıyor gibi geliyor bana. Yazarlar için çok heyecan verici bir fikir diyeyim. Yayıncılık anlamında. Çünkü biz aslında çoğunlukla yazıyoruz ve kuyuya atıyoruz ve nereye gittiğini bilmiyoruz ve okur nereden geliyor onu da bilmiyoruz. Yani yalnız bir süreç. Köprü kitaplar sayesinde hiç ulaşamayacağımız bir okurla temas etmiş oluyoruz. Köprü kitapların edebiyatı anlamaları, kavramaları, sevmeleri için gençlere dönük çok iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum. Köprü Kitaplar Projesi bence çok doğru yönlendirilmiş bir proje. Çünkü bizim dönemimizde, yani yakın zamana kadar hatta diyebilirim, ilk gençlik dönemine ilişkin bir kategori yoktu. Tam zamanında işlevselleşmiş bir projedir. Çünkü edebiyatın genç insanlara aktarılması çok önemli bir misyon ve çok önemli bir adım. Bu anlamda kıymetlidir ve zaman içerisinde değeri daha da iyi anlaşılacaktır. Günüşü kitapları, kitaplığı bir hayalleri gerçekleştirme yayın evi. Çok güzel bir hayal kurmuştuk. Çocukları yetişkin edebiyatında emek veren o edebiyatın yazarlarıyla da buluşturalım istemiştik. Umarım bu kitaplar vasıtasıyla yeni okurlar kazanırız. Yeter ki anlayış olsun. İnsanlar arasında eğer anlayış yoksa köprü de çare değil. Keleş Osman köprüleri sever. Her çocuk yeni bir deneyimdir. Doğanın yeni bir deneyimidir. Ayrı bir parmak izi, ayrı bir sesleri var onların. Tabii her yaşın da insanın farklı kitaplara gereksinimi oluyor. Yani 7 yaşında bir çocukla İşte 40'ında 50'sinde bir insanın aynı kitapları okuması düşünülemez. Bakın, o zaman bir köprü yoktu. Ben bir o yakada bulunarak kitaplar okudum. Bazıları o dönem için çok hafifti. Bazıları ise tam olarak anlayamadığım, ileriki yaşlarda okunması gereken kitaplardı. İşte diyorum ya, bugün bu eksiği kapatan bir dizi var. Artık o köprüden geçiyor gençler.